Merhaba arkadaşlar. 2 Eylül 2021. Adım Kostas, soyadım Aslanoğlu. Yunanistan'da mümkün bir emlak danışmanlık firmasının sahibiyim. Uzmanlık alanımız mülk alımı. Evler alındıktan sonra evlerin kiralanması, yönetilmesi ve sizin adınıza evleri temsil etmek. İşimiz bu. İşimizin önemli bir parçası evler ve oturum izni alındıktan sonra ortaya çıkıyor. Şu anda karşımda bulunan bina oturum izinlerinin alındığı bina. Bu müşterimiz şu anda içeride parmak izi veriyor. Fotoğraflarını verdi ve bütün binayı gösteriyorum. Çok güzel, çok VIP bir yer burası. Artık çok rahat ve çok güzel şartlarda oturum izinleri alınıyor. Oturum izni sizin için önemli biliyorum ama bizim için çok önemli olan bir husus değil. Biz daha fazla işin yatırım kısmına bakıyoruz. Eğer işin yatırım kısmını yaparsan, emlak alımı ile ilgili bütün işleri doğru yaparsan zaten oturum izni almaman gibi bir durum söz konusu değil. Onun için hedef oturum izni olmasın, hedef alınacak evlerin doğru düzgün şekilde alınması ve işlemlerin doğru yapılması olmalı. Çünkü dediğim gibi bu ikisini doğru yaparsan oturum izni almaman gibi bir durum söz konusu olmuyor. Dikkat etmeniz gereken konulardan en önemli olanı bana göre partner seçimi. Bu biz olabiliriz, başkası olabilir. Önemli değil. Yunanistan'daki, Atina'daki bütün evleri biz satmayacağız. Birlikte çalıştığınız partnerle artık uzun süreli bir ilişkiniz olacak. Bu bir evlilik ilişkisi. Bu bir devamlılık gerektiren bir şey. Yani siz telefonla birlikte çalışacağınız adamı aradığınız zaman onun bu telefonu cevaplaması lazım. Anında cevaplamazsa belli bir süre sonra sizi arıyor olması lazım. Bu önemli bir konu. Yunanistan'dan, Atina'dan, Selanik'ten veya Yunanistan'ın başka bir yerinden alacağınız evler siz burada olmayacağınız için bunların birinin temsil etmesi gerekiyor. Bu evlerin sahipsiz olmaması gerekiyor ve bunun dış aktörlere de anlatılması, ifade edilmesi, belirtilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bütün bunlar önemli konular. Önemli gördüğüm başka bir noktada çıkış durumunda ne yapıyoruz? Evi aldık, oturum izni aldık, kiraladık, kira geliri, kiracılarla ilişkiler kuruldu, bina yönetimi, elektrik, su, internet, bütün bunlar halledildi. Bundan sonra ne olacak? Evi satmak istediğimiz zaman çıkış durumunda ne yapacağız? Çıkış durumunda doğru, hızlı ve para kaybetmeden çıkabilmek için girişte bu sorunu çözmek lazım. Bu ne demek? Şu demek, biz kimseye bir tane 250 bin euroluk ev aldırmıyoruz, bunu önermiyoruz. Şimdi bu neden önemli? Şundan önemli, süreç aşamasında iki tane 125 bin euroluk ev almak hem kira anlamında hem de bu evlerin çıkış anında daha kolay ve daha hızlı satılması anlamına geliyor. 250 bin euroluk bir evi almak isteyen 100 kişi varsa 125 bin euroluk ev almak isteyen 500 kişi vardır. Dolayısıyla bu konuyu girişte hallediyoruz ve bu oturum izni konusu bu şekilde halloluyor. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınızla paylaşın. Beğendiyseniz likelayın. Ve soru sormaktan çekinmeyin. Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp. Bilmemek çözülebilecek bir şey, sormamak çözülebilecek bir şey değil. Soracağınız soruların size para kazandıracağını unutmayın. Bir sürü problemden kurtaracağını unutmayın. Ve soru sorun. Aldığınız bilgileri cross check edin. Ama bilen birine sorun. Yani teyzemin kızı, halamın oğlu tarzında bir bilgi araştırması yapmayın. Aldığınız bilgileri bilinçli tüketmeniz lazım ve bilinçli toparlamanız lazım. Bu konuyla alakalı internette bir sürü yer var. Araştırın. Bu konuyla alakalı internette yanlış bilgi veren 10 katı yer var. Buna da dikkat edin. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Pire'den, oturum izni alınan kurumdan. Bay bay, kendinize iyi bakın. Bizimle irtibata geçin.